Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldin Ahmet Bey. Hoş buldum Sıla Hanım. Nasılsınız? İyi, keyifsizim bu aralar. Niçin? Canım sıkkın. Niye? Ne çekiyoruz biz? Bugün sizlerle ünlülerin yedikleri son yemekleri yiyeceğiz. Yani vefat eden ünlülerin. Ölen ünlülerin mi? Evet. Aa, iyiymiş. Ölen ünlülerin son yediği yemekleri yiyormuşuz. Ben şu an yaşayanları sanıyordum. Şimdi merak ettim. Ölmeden önce son yediklerimi en sevdikleri yemek. Son yedikleri. Yedi öldü. Evet. İyi. Kim var? O zaman hazırsan başlayalım. Ben hazırım abi her zaman. Genel. Sen nasılsın? Abi yürü git bak. Oğlum sen nasılsın diye sordum, Allah Allah. Ben çok iyiyim. Bomba gibiyim, bomba. Yani bomba gibi olmanızın bir sebebi var mı Sıla Hanım? Hiçbir sebebe gerek yok iyi olmam için. Benim yani bu aralar iyi olmak için sebeplere ihtiyacım oluyor. Meryem Ora kim baba? Meryem Ora biliyor musun? Meryem Ora kim baba? Siz benim bilmediğim niye var ki? Meryem Ora kim ya? Meryem Ora değil. Marilyn Monroe. Ha Marilyn Monroe. Ben Meryem Ora anlıyorum. Diyorum ki o kim? Amerikalı oyuncu ve model, komedi filmlerindeki sarışın bomba karakterini oynamasıyla tanınan sanatçı son yemeği olarak mantar ve köfte yemiş. Ben biliyorum bu kadın son çok iyi bu arada. Yani çok iyi derken çok güzel bir kadın bu. Ölmüş mü Marilyn Monroe? Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Ya Marilyn Monroe'yu ben niye takip edeyim? Öldüğü kadını nereden biliyorum? Ölmüş mü? Ölmüş abi. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim arkasından? Köfte mi seviyormuş Marilyn? Köfte ve mantar en son yediği buymuş. En son yediği. Marilyn Monroe ölmeseydi onu anneannemin yanına götürdüm. Anneannem bir köfte yapıyor. Fena severdi. İzmir köfte yediniz mi? Bir daha anneannemden yiyin. Oh. Çok sıcak. Bu ne? Mantar. Köfte ve mantar. Sen dinlemiyor musun abi? Kaşarlı falan seversin ben. Ben hiç mantar sevmem normalde. Meryem oğlum, bir insan niye mantar sever ki? Olay sevmesi değil. En son yediği yemek bu. Ha yazık lan kadına. En son bununla mı gitmiş? Allah. Bir buçuk İskender falan. Hiç dinlemiyor ki. Ben en sevdiği yemek sandım bir an. Hayır. Ben mesela ölmeden önce bir yemek yiyecek olsam bir İskender yemek isterdim böyle bol yağlı. Cos. Öler, sansür, bedava reklam yok. Bu iyiymiş. Yani fena sayılmaz da ölmeden önce olmaz ya. Sen hani ölmeden önce yiyeceğin şeyi seçemiyorsun ya abicim. İşte o zaman ben bundan sonra her zaman İskender yiyeceğim ya ölürsem diye. Ben ölürsem çekin. Bu kafayla çok yaşayamazsın. En sevdiği zaten yemek ünlüler ha? Bu kafayla çok yaşayamazsın. Ne diyor? Anlıyor musunuz siz? Yorum yaptım Marilyn Monroe'ya. Bence gayet güzel bir yemek yani. Sen niye beğenmedin onu anlamadım. Fena değil zaten ama ölmeden önce bunu mu yiyeceğim kardeşim? Ya kadın seçmiyor zaten bunu. Kesin denk mantardan geliyor. Oldu mantar zehirliydi işte gördün mü bak. Neden ölmüş Marilyn Monroe? Ölüm sebepleri ne? Ölüm sebepleri bizi ilgilendirmiyor. Ben çok merak ettim Marilyn Monroe nasıl öldü bir bakayım ben ya. Madde bağımlısıymış Marilyn Monroe ondan ölmüş. Depresyon, anksiyeteyle mücadele etti. Kim acaba bu? Tanıdık geliyor bana. Kadın ölmüş. Çevrem bana iyi davransın, haberiniz olsun. Ben 5 puan veriyorum. Ölmeden önce bunun ölünmez kötü. Yemek iyi, ölmeden önce yemek için kötü. Her gün sana İskender yedirmeye başlayacağım ben merak etme. Aynen öyle. Depresyon ve anksiyete demek ölüm sebebiymiş aynı zamanda. Ben 7 puan veriyorum. Bir sonraki yemeğimize geçebiliriz. Sanatçı. Kim öldü ki? Ben bilmiyorum ki. Marilyn Monroe'nun öldüğünü şimdi öğrendim. Erkek mi? Erkek. Freddie Mercury. Michael Jackson. Evet. Michael Jackson haşlanmış tavuk mu? 6 yaşında müzeye giriş yapan Jackson günümüzde hala popun kralı olarak anılmaktadır. 25 Haziran 2009'da tüm dünyayı yasa boğmadan önce tavuk göğsü ve salata yemiştir. Yemin ederim bundan sonra her günün son günüymüş gibi yaşayacağım. Çok üzücü. Tavuk göğsü tatlı değil mi ya? Tavuğun göğsü ya. Tavuk göğsü diye bir tatlı var ya hani. Tam var da tavuk göğsü mü konuluyor onun içine? Evet. Tavuk göğsü tatlısının içine tavuk göğsü mü koyuyorsun? Hayır öyle şey yok. Yalan. Sena ile evlenmeyin. Sena'nın bir talebi falan olursa evlenmeyin, tavuk göğsü yapmasın tatlı bilmiyor. Tatlıda tavuk göğsü mü var? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tavuk bir şu tatlının içinde mi oluyor? Öyle bir şey yok. Yalan söylemeyin oğlum. Anneannemi ararım bak. Tavuk göğsü tatlısı nasıl tavuk olabilir? Tatlı o tatlı. Tavuğun göğsüne benzediği için beyaz. Allah Allah. Ben Türk mutfağına anneanneme sorarım kardeşim. Biz yalancısını yiyormuşuz demek ki. Aç be kadın be. Yakışıklım. Aşkım. Nasılsın aşkım? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben hastanedeyim. Hadi ya ne oldu? Yo, tahlil sonuçlarımı göstereceğim bugün. Ben takılmaya gittim. İyi. Bir şey sormam lazım. Tavuk göğsü tatlısının içine tavuk göğsü konuluyor mu anneanne? Tavuk göğsü et konul değil mi? Konulmuyor. Sorma. O kadar cahillerin arasında hiçbiri bilmiyor. Ben sana sormak istedim. Tamam bir tanem. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz. Şükür öyle. YouTube falan var mı istedim? Yok. Sağlığım bir tanem. Siz sağ olun yeter ki tamam mı anneannem? Hadi öpüyorum seni. Tamam. Ben de seni öpüyorum anneanneciğim. Hadi güle güle çocuğum. Anneannemden iyi bilmiyorsundur bence. Kimdi bu? Michael Jackson. Yazık olmuş adama. Bence ölmeden önce yenilebilecek güzel bir yemek. Sen o kadar dünyanın dinleyeceği şarkılar hep tavuk göğsü ya öl. Güzel bence. Ne bekliyorsun onu anlamadım ben. Abi afilli bir yemekle ölünmesi lazım anladın mı? Ne mesela? İskender gibi. Evet 1,5 porsiyon bol yağlı döner. Ben beğendim. Okeyim gayet de. Puan ver. Sen yemeğini bitir devam edeceğiz abi. Ben Michael Jackson'a 4 veririm. Benim bana daha iyiydi. Ben 9 veriyorum. Gayet güzel bir yemek. Bak bir Türk gelsin ne kadar güzel bir yemek gelecek masaya göreceksiniz. Kleopatra. Kleopatra. Milattan önce 51'den 30'a kadar Mısır Krallığı'nın kraliçesi ve son etkin hükümdarıydı. Son yemeği de incir ve humus. Demek ki o kadar eski zamanlardan Osmanlı gibi düşün. Bu arada ilk defa humus yiyorum ben. Sen bence yedin mi? Ben de ilk defa yiyorum. Güzelmiş ama bunu ekmeğe sürsen fena olur abi. İnci sever misin? Saçma bir ikili ama. İkisi çok saçma arkadaşlar bunun. Oğlum Kleopatra yiyor sen saçma diyorsun. Sana kaldı koskoca Kleopatra'nın senin fikirlerini şey yapacak yani. Demek ki bu ikisi birleştiği zaman bir faydası var dostum. Cevizle yenir bu. İçine ceviz koyarsın öyle yersin. Kleopatra ne zaman ölmüş? Bakayım bir. Yandık ya. Bütün video bunları araştıracak. Aa! Kleopatra bir de 7. Kleopatra'ymış. 7 tane daha mı var? Kiminle aşk yaşadı? Magazine döndü evet. Hem Sezar'la yaşamış hem de Sezar'ın yeni Marcus Antonius'la yaşamış. Neyse bu konuyu kapatalım abicim. Yemeğimize dönelim mi? Heh bir dakika neden öldü? Savaşta ölmüş. Tamam puan ver. 3 veriyorum. Michael Jackson olduğu için mi sen 9 puan verdin? 2'ye göre vermiyorum. Ben 2'liye veriyorum puanı. Kadın işte. Kadını kıskanıyor az puan veriyor abi gördünüz mü? Manyak mısınız ya? 10 puan veriyorum Kleopatra'ya. Çok iyi incir. Ne diyeyim alkışlıymışım ben anlamadım. Kleopatra! Bir sonraki yemeğimize geçelim. Bu da mı yabancı? Dur ipucu ver biz bulalım. Çok eğlenceli oluyor. Bu yabancı mı? Yabancı. Sence bir Türk balıkla yumurta yan yana yer mi? Ne üzerine sanatını teşvik ediyor bu arkadaş? Çok mu eski? İngiltere'de. Kraliyet ailesi. Aaa. Elizabeth. Elizabeth. Tekrarlıyorum. Diana. Evet. Nasıl tutturuyorum ben ya? Sen nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum bana Diana'nın kim olduğunu. Hayır ben cahilim bu konuda ciddiyim. Ben bilmiyorum Diana'yı. Sen bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Yani görsen tanırsın bence. Bakalım. Trafik kazasında gazetecilerden kaçan. Yazık lan. O gazeteciler ne yapıyor şu an? Hiçbir fikrimiz yok. Güzel değilmiş bu arada. Ölmeden önce omlet ve balık yemiş. Evinde saçma mi yemiş acaba? Bence evinde yiyip çıkmıştır oradan. Aşırı saçma. Omletle balık matchup'ı mı? Evet. Siz büyük balık seviyorsunuz mu abi? Ben nefret ediyorum ya. Balık dedi atacağım ağzına ve yok olacak yani. Ye bakayım. Sabah öğünü mü yani ben onu anlamadım. Ha, Diana gibi bir prenses olmadığı için anlayamazsın. Pardon canım. İmkansız güzel olmaz. Öyle bir şey yok. O kadar kötü ki üstüne incir yiyeceğim. Yani Diana hakkında benim çok yorumum yok. Ben herkes hakkında konuşuyorum. Madem tanıyorsun bu hanımı, hadi kim bu anlat. Birinin uzaktan akraban değil abi. Senin uzaktan akraban olsa mantıken benim de oluyor zaten. Tamam o kadar iyi tanımıyorum demeye getiriyorum zaten. Ne zaman öldü? Bilmiyorum. Ama sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ağustos 1997'de. Ölmüş ben doğmuşum. Allah bir can alıyor bir can veriyor sen ha. Puan nasıl la ben 1 puan vereceğim Diana'ya. Bence bu ikisini karıştırdığı için ölmüştür. Zehirlenmiştir yani sen diye bazen, düşünüyorum. Bazen komik oluyorsun biraz. Çok saçma. O yüzden 1 veriyorum. Ya ben balığın yüzü suyu hürmetine 3 veriyorum. Omlete de 1 veriyorum 4 ya. Diana'dan adam olmaz. Çok verdin olmaz. Sen Michael Jackson'a 9 puan verdin. Ya ne Michael Jackson tavuklu salata yemiş gayet lan güzel menü. Ne alaka tavukla salata yiyeceksem tavuğun sulu falan olması lazım. Kupkuru tavukla salata yenmemeli. Dostum. Açacağım bugün bir yemek kanalı açacağım bu Türkiye'nin damak tadını ne olduğunu anlatacağım. Aç da rahatlayalım. Yok sadece tadım. Ne nasıl yapılır nasıl yenilir. Geçelim. Sen bana bu videoda birazcık agresif bakıyorsun sebebi ne? Yok aksine tam tersi. Bayağı sevgi dolu bakıyorum. Sen inandın mı? Bence içinden bana küfrediyor şu an. Bir sebebi varsa öğrenelim burada hep beraber Vlog Social ailesi olarak. Sen söyle sebebini. Ne oldu? Ben o bana ters bakıyor. Ben bak mutluluğa bak. Yani büyük mü bilmiyorum ama çok iyi bir oyuncu gerçekten. Yakala. Ye sıradaki yemek. Kim sence Sıla? Hiçbir fikrim yok. Abi cahilliğimi kanıtlayacaksın daha. Girme oralara gözünü seveyim ya. Aman. Ya Hitler sen niye makarna yiyorsun ya? Makarnadan sonra mı ölmüş? Son yemeği salçalı spagetti ve acı sos. Acı sos. Dökecek miyiz? Dökecek miyiz? Biraz dökün bence. Sen bir tadına bak bakalım. Bu anneannemin salçalarına benziyor bu arada. Bence de ya bu. Anneannemi özledim galiba. Ben son 2 videodur anneannemi falan arıyorum. Bayağı acı bu ama. Kokusundan mı anladın? Oo. Ne oldu? Azıcık şuraya dök bandıralım. Nasıl bandıracaksın şuraya ya? Şuraya dök sen ketçap gibi ben bandıracağım. Tamam dolu işte. Aa. Hitler puanım 0. Şimdi insanına göre mi veriyoruz ona puanı? Abi Hitler hakkında yani ne düşünüyorsun? Çok olumlu düşünmüyorsun. Ben de yani olduğunu düşünüyorum. Ama zeki bir adam olduğunu da düşünüyorum. Zeki tabii. Zor şartlarda zor kararlar verilmiş. Ama işte her zeki olanı sevseydik Sıla beni severdi. Yedik lafı alttan. Puanını insana göre vermiyoruz ya hani. Tamam Hitler'in ölmeden önce son yemeğinin makarna olmasına 10 puan veriyorum. Çünkü makarna gibi basit bir yemekle ölmesini destekliyorum. Hakkı o. Güzel bir şey yiyip ölmesin zaten. Sen şimdi yapıyorum bunu. Ama böyle geniş bir yorum istiyorum. Kim yediği ilgilendirmiyor. Ben yine yemeğe veriyorum. Bence ölmeden önce yenilebilecek güzel bir yemek. Makarna mı? Şimdi diyelim ben ki yarın. Ben makarnayı çok severim. Harbiden yarın öleceksin. Yedikten bir saat sonra ölüyorsun baba işte. Tamam. Ne yersin? Çok da önemli değil yani ne yedim. Hayır abi nasıl da çok da önemli değil ya. Ne yapayım ya? Allah ben tantuni ile İskender'i aynı anda yerim. Bir de yanında yaprak sarma, zeytinyağı. Poğaçaptı, sucuk da var, topta aldım. Şimdi dünyadan alacağın son tat. Hiç umurumda bile olmaz. Of ruhuma sömürdü ya. Yiyeceksin işte baba. Bir yemek seç ya. Tamam düşünüyorum. Tatlı yerdim ben. Ben tatlı yerdim. Bol bol tatlı yerdim ben. Ne? Ben. Yani kalbura bast olur, traliçe olur. Hepsini yerdim. Ölümün de hakkını vermek lazım abi. Puan? Son isteğim de o olsun yani. Puanım 0 Hitler yani o yüzden. Ha, ben adamına göre veriyorum puanı şu an. Ben de 4 veriyorum arkadaşlar. Neymiş bu? Bende yok. John? Lennon. Bende yok. 1980'de saldırıya uğradığı bir suikast sonucu 40 yaşında hayatını kaybetmiş. Son yediği yemekte biftekli sandviç. Güzel bir işte şey. Ağzının tadını yani bilen bir adam. Ama içinde acı biber var. Serhat adamını kestim, ayıklayacağım şimdi. Kıramazsın. Adam ne yediyse onu yiyeceksin. Ben John Lennon muyum? Beni eğlendirmiyor. Suikasta o zaman acı biber de koymayacaktık üstüne makarnanın. Ne var söyleyeceksin abi lütfen. Galiba iyi puan vereceğim ya. Onu da iyi lan. Bayağı iyi. Subway mi bu? Bayağı iyi ama. Evet abi, onu bitirir, bir de gelir bunu da yer. Oğlum biber çok acıymış lan. Vallahi çok sen yedin biber. Biberi gelmedi bana. Tattım ama biberi gelmedi. Tadacağım. Abartma. Allah çarpsın şu biberden ye. Sen yemek zorundasın. O adam öyle yiyor. Tattım ki. Bak ben biberin yarısını yedim abicim. O senin ağzının büyüklüğünden kaynaklı abi. Sen o biberin yarısını yemezsen ben burada inşallah öleyim. Evet çok iyi olur ya. Vallahi fena yanıyor ya. Çok acıymış. İkisinden de mi içtin sen? Ben bit içtim. İç. Seni yakmıyor mu? Yapmıyor. İçi seni yakmıyor mu? Gayet güzel bir şekilde ısırdım. Biberi ısırdım. Yemişmiş. Benim acı eşiğim çok düşük abi ya. Ben acıdan... Demek ki abartıyormuş abi. Vallahi yandı ağzım hayvan gibi. Benim çok düşük. Tamam içtiğim bardaktan içtim. Bu benim içtiğim bardaktan su içmiyor abi. Böyle bir kardeş olabilir mi ya? Abi içtim ya. İçtin de mecburiyetten. Demek ki yandın sen yalandan. Mecburi kalınca içiyoruz. Ne yapalım yani? Resmen bok muamelesi görüyorum. İçiyorum ama ben onu yani... Ona özel değil ki. Ben kimsenin ağzından öyle yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Feride'ninkinden içmedin mi? Bak şimdi yine konu yalan aynı söylüyor. Yere geliyor. İçtin mi içmedin mi sen Feride'ninkinden? İçtim. Bitti. Demek ki içiyorum. Tamam da konu yine aynı yere geliyor. Beni işleteceksin. Babamdan içer misin? İçemem. Annemden? İçemem. Allah Allah bir dakika. O zaman derinliğine ineceğiz bu konuda. Mert'ten? Hayır abi. Feride'den niye içiyorsun oğlum o zaman? Sizi Hollanda'ya yolluyor musun? Ne alaka? Annemden içmiyorsun. Annemden niye içmiyorsun? Belki içebilirim. Yani ne bileyim. Belki o an midem bulanırsa bulanmazsa falan. Evet. Vallahi merak ettiğim için soruyorum yemin ederim. Yani herkesin bardağını içerim. Su orada ne olacak yani? Çeviririm diğer taraftan içerim. İkisini bilen hani insanlar vardır ya böyle şeylerde. Ben de onlardan biriyim. Tamam Feride'den niye tiksinmiyorsun? Ben onu anlamak istiyorum. Öyle bir sebebi yok abi. Ben bunu nasıl açıklayabilirim şimdi? John Lennon'a bir puan ver bakalım sen. Ben 10 veriyorum. Bayağı sevdim. Evet ben de ağzın tadını bilen bir arkadaşmış John Lennon. O yüzden ben de 10 puan veriyorum. Tartışmayacağım seninle. Türk mü? Ya baba nerede bu Türkler? Niye koymadınız Türkleri yiyen? Ben Müslüm Gürses ölmeden önce ne yedim merak ediyorum abi. Önüne geleni ye. Kim arkadaş? Elvis Presley. Aa, ağzının tadını biliyor. Ölmeden önce kurabiye ve dondurma istemiş. Nerede ölmüş bir fikrin var mı? Çok iyi bir ikili. Bayalım. Ah be kalp yetmezliğinden ölmüş. Ama yetmiyor. Elimde duran fotoğrafım. Kurabiyeyi de çatal bıçakla yiyemezsin abi. Böleceğim bir tane. Sanki ben hapsopsun. Öyle genel. Bir dakika rahat durmuyorsun ha. Ne yapayım ya Allah Allah. Ama ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Bunu çatalımı alıp bunun içine bandırmak istiyorum. Batıracağız ama. Ananın gözü. Tamam kaşıkla devam edeyim. Üf, kesin çok iyi olacak. Bu algı da Maraş usulü değil mi? Ben tipinden tanıyorum. Kurabiyenin tadı çok iyi lan. 256 puan. Değil mi? Çok iyi abi bunun tadına bakın valla. Şu ana kadar gelen en iyi şey, en iyi şey. Yani gerçekten her videoya abimin aç gelmesi ve karnını burada doyurması beni şaşırtıyor. Bu gerçekten ama amacından sapıttı. Ben son 2 senedir kahvaltı yapmayı unutuyorum ve kahvaltı alışkanlığım komple hayatımdan çıktı. Unutmuyorsun. Sadece videolarda güne başlıyorum öğün olarak. Unutmuyorum değil yani yapamıyorum artık. Şey. Geçti yani alıştı bünyem. Bir de benim vücudum sabah olduğum nereden biliyor? Kahvaltı saati olduğum nereden biliyor? Miden acıkmıyor mu sen? Ben onu anlamıyorum yani. Acıktığımda yiyorum ama uyandıktan sonra 2-3 saat hiçbir şey yiyemiyorum yani olmuyor. Kahve içmem lazım. Peki, puan verelim. Bir kaşık daha alayım bakayım tadayım. Nasıl puanım değişecek mi? Doyur karnım, doyur. 100.000 çok iyi. Aşırı iyi. Kurabiye çok iyi. Dondurma daha iyi oluyor. Ben de buna 10 üzerinden 11 veriyorum. Videonun en üstüne koyuyorum. Elvis Presley'in ağzının tadını biliyormuş bence. Bak yeter artık ama. Videonun sonuna gidiyoruz. Hala aynı şeyi konuşuyoruz seninle. Adamların zevkine göre değil. O zaman videonun başında yemekleri tattık olsun. Yemekleri tadıyoruz zaten. Tam yaz o zaman bu içerik olsun ki yemekleri tattık. İsteyerek onu yemiyorlar ki yani. O denk geldiği için şu an onu yiyoruz ya hani. Evet çok korkunç ya. Ben her gün en sevdiğim yemeği yemeye çalışacağım artık. Karnımı doyurmak için yemek yemeyeceğim. Yarın ölsem son yemeğim ne olur ki acaba ya? Büyük ihtimalle kahve olur abi senin diye düşünüyorum ben. Yemek. Sen yemek yemediğin için. Kaç verdin sen? 11. Ben 13 veriyorum. Sıla ne veriyorsa bir fazlası. O zaman 15 veriyorum. Sıla ne veriyorsa bir fazlası dedim. Otomatik olarak 16'ya çıkıyor benim size. Kazanamayacaksın. Geçelim. Çekebilir sipariş edilse çok merak ettim bir şeyi. Sipariş ulaşana kadar atamız hayatını gözlerini yürümüştür. Aaa yiyemeden. Yiyememiş. Hadi ya. Sipariş vermiş ama yiyememiş. Yani istemiş ama yiyememiş. Evet mevsim olmadığı için gelirken sonrasında ölüyor aslında. Cahilime verin bir şey soracağım. Bunun adı ne? Enginar. Yani atam ağzının tadını bilir de abi ben galiba ağzının tadını bilmediğim için bunu beğenmeyeceğim. Ya önündekini yesene abi. Ya israf etme dostum ondan sonra. Allah Allah. Abim hiçbir şekilde beğenmez enginarı. Ben enginardan hiç hoşlanmıyorum ya. Ben bir de bunun bir tane daha var. Ne o? Brokoli değil mi? O da çok kötü. Ya. Hiçbir sebzeyi sevmiyorsun farkında mısın? Full etçi takılıyorsun. Etçilim ben. İyi lan bu. Beğendin değil mi? Allah Allah. Ama limon kurtardı abi. Birazcık şeye benziyorsun sen, o yüzden sevdim bunu. Patates salatasına benzediği için sevdim. Evet, patates salatasına benziyor. Günlerde yapıyorlar ya abi. Anlıyorum seni. O çok fena oluyor ya. Okuldan gelince bazen evde oluyordu. Bomba, deli sarıyor. Bir leğen böyle. Kısır, sarma, çikolatalı pasta ve sigara böreği. Gün mü yapsak sabahı ya? Acaba gün tutar mı? Öyle bir içerik mi yapsak? Sen yap, ben yapmayacağım. Hayret, kapmanın 50 bin like istemedi. Puan verelim o zaman yemeğimize. Ben 15 milyon veriyorum. Çünkü atam neyse haklıdır yani. Başka bu kadar. Ben de videonun en çok ne verdim ben? 15 verdim galiba. Enginlere de 16 veriyorum. Ve videoyu? Kaç verdin? 16 veriyorum. Ben 15 milyon verdim. Sen de 16 verdin. 16 milyon versin. Milyonlara bir puan vermiyorum ben. Doğru. Tabii ki biliyorum da bunu burada mı konuşalım abi? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yani unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kamera kapandı, hoşlanmıyorum senden. Uzaklaş benden. Bir daha küsken video çekmeyelim abi.